Kampüs kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Doğa ve hayat gibi koca bir üniteyi tamamlayacağımız, halledeceğimiz bir video ile karşınızda olacağız. Doğa ve hayat konusunda nelerden bahsediyor olacağız peki? Olmazsa olmazımız, hayatımız için, dünyamız için vazgeçilmez olan sudan bahsederek başlayacağız. Ardından doğayı kirleten farklı maddelerden bahsedeceğiz ve bunlara karşı hangi önlemleri almamız gerekiyor? Genel olarak bakacağımız konular Bunlar olacak ve aslında bununla birlikte 9. sınıf müfredatını da tamamlamış olacağız. İlk olarak sudan bahsediyor olacağız demiştik. Suyun insanlar için önemi nedir? Bunu bir vurgulayarak başlayalım. Vücudun ısı dengesini su sağlıyor. Nasıl oluyor bu? Neden biz 36,5 santigrat derecede sabit bir vücut sıcaklığına sahibiz? Bunun temel sebebi sudur. Vücudumuzun büyük oranda kısmını su oluşturuyor ve öz ısısı çok yüksek bir madde olduğu için ısı dengesini sağlayabiliyor. Hemen soğumuyor veya hemen ısınmıyor. Bunun için bir denge oluşturabiliyor. Bunun sayes bu suyun sayesinde gerçekleşiyor tamamen. Besinlerin sindirimi Yine birçok metabolik olay gibi sindirim olayı da tamamen suya bağlıdır. Su sayesinde sindirim işlemlerini tamamlayabiliyoruz. Maddeleri ihtiyacımız olan mineralleri su aracılığıyla taşıyoruz. Belli bir yere enzimleri su ile iletiyoruz. Boşaltımda su olmazsa olmazımız. Su sayesinde istenmeyen atık maddeleri vücudumuzdan atabiliyoruz boşaltım yoluyla. Eklemlerimizin kayganlığı, kolay kolay hareket edebiliyor olmamız su sayesinde sağlanıyor. Her eklemimizde su vardır ve bu hareketleri suyun eklemlere verdiği kayganlık sayesinde yapıyoruzdur. Metabolik tüm faaliyetler diye bunu özetleyebiliriz. Bunun solunum içerisinde, solunum içinde e, suya ihtiyacımız var. Sindirim içinde, boşaltım içinde sayabileceğimiz bütün metabolik faaliyetlerde su kullanıyoruz. Derinin nemliliğini yine su sağlıyor ve bu sayede yaşlanmayı önlüyor aslında. Hani nemlendirici kremlere falan ihtiyaç duyuyoruz ya derimiz kuruduğu zaman illaki takviye bir şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Tamamen derimizin o suya olan ihtiyacını karşılamak için bunu yapıyoruz. Çünkü derimizin nemliliğini sağlayarak yaşlanmamızı engelliyor aslında su. Ve beyin fonksiyonları su olmazsa hepimiz birer geri zekalı olabiliriz. Tamamen beyin fonksiyonlarının sadece düşünme için değil tabii ki bu bütün yaşamsal faaliyetlerin devamlılığını sağlayacak beyin fonksiyonlarını su sayesinde sağlıyoruzdur. Suyun beynin yine büyük kısmı aslında sudan oluştuğunu söyleyebiliriz. Evet. Sadece insanlar için mi önemli peki su? Bitkiler için herhangi bir önemi yok mu? Aslında onlar için bizden de daha büyük öneme sahip. Çünkü bitki denince akla geliyor? Direktmen fotosentez geliyor. Ve fotosentez olayının temelinde su yatıyordur. Suyu kullanarak fotosentez işlemini gerçekleştirebiliyor bitkiler. Ve bunların bitkilerin boşaltım yapmasını veya fazla ısıyı bünyelerinden atmasını sağlayan yöntem nedir? Terlemidir. Terleyerek vücutlarında istenmeyen maddelerden kurtuluyorlar. Bünyelerinden bunu atıyorlar. Ve bunu yine terlemeyi su sayesinde gerçekleştiriyorlar. Gerekli maddelerin topraktan taşınması... Topraktan ta tepedeki kavak ağacının en tepesindeki yaprağa gidecek bir minerali düşünün. O mineral ta o yaprağa nasıl ulaşıyor? Tabii ki su sayesinde ulaşıyor. Su topraktan alıyor bu mineralleri ve ta tepeye kadar taşınmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra tabii ki besin maddeleri de yine su sayesinde taşınabiliyor ancak bu kendi ürettikleri besinin taşınmasında da kaynaklı ge geçerlidir. Aynı zamanda kendileri de hayatlarını devam ettirebilmek için beslenmek zorundadır kendi ihtiyaçları olan besini de yine su aracılığında, suyun içerisinde çözülmüş bir şekilde taşıyorlar. Hayvanlar için nasıl öneme sahip bunlar? E tabi bizde bir hayvan türü olduğumuz için aslında bizim az önce bahsettiğimiz insanlar için gerekli olan bütün faaliyetlerde bütün önemini hayvanlar için de taşıyordur. Suda yaşayan canlılar var ama sadece insanları düşünmeyelim, balıkları bir düşünelim. Bunlar suyun olmadığı yerde yaşayamıyorlar zaten direktmen ölüyorlar. Çünkü oksijen kaynağıdır. Solunumlarını zaten su sayesinde yapıyorlar. Suyun içerisinde çözülmüş oksijen sayesinde solunumu gerçekleştiriyorlar. Vücut ısı dengesi tıpkı insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da su yüksek öz ısı sayesinde sıcaklığın bir şekilde sabit kalmasını dengede kalmasını sağlıyor ve tüm metabolik faaliyetlerde illaki bir şekilde o suya ihtiyaç duyuyoruz. Hemen bu önemlerinden bahsettikten sonra bununla ilgili bir soru çözelim. Suyun insan vücudundaki işlevi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Toksik maddelerin vücuttan atılmasını sağlar diyor. E boşaltımda bunu kullanıyorduk. E terlemede de suyu kullanıyoruz. Ve toksik maddelerin vücuttan atılmasının en önemli iki yöntemiydi terleme ve boşaltım. Dolayısıyla burada kesinlikle suya ihtiyacımız vardır. Deri nemlendirerek yaşlanmayı önler. Az önce bunu söyledik zaten. Su olmazsa Derimiz kurur ve yaşlanma süreci hızlanır. Onun sayesinde yaşlanmamız önleniyor ve genç kalabiliyoruz. Eklemlerin kayganlığını sağlar. Su sayesinde eklemlerimiz kayganlaşıyordu ve birçok hareketi su sayesinde yapabilir hale geliyorduk. Üçü de doğru olduğuna göre cevabımız E seçeneğinde olacak. Su tasarruf edilmesi gereken bir madde arkadaşlar. Neden bu kadar önemli peki suyun tasarruflu kullanılması? Çünkü Dünyadaki bir toplam suyu düşünürsek dünyanın büyük çoğunluğu sulardan oluşuyordu. Bunu biliyoruz zaten. O zaman bu kadar fazla su varken bu kadar suyun olduğu bir yerde neden tasarrufa ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü dünyadaki o çok miktarda su vardı ya işte bunun 97'si %97'si tuzlu su arkadaşlar. Yani tuzlu su ne demek? Okyanuslardan oluşuyor büyük çoğunluğu veya denizler var ve bunlar bizim doğrudan kullanabileceğimiz su çeşidine girmiyor. Biz direktmen tuzlu suyu içemeyiz. Bizim kullanabileceğimiz doğrudan kullanabileceğimiz sular tatlı su olmak zorundadır. Bu da dünyadaki suyun sadece yüzde üçünü oluşturuyor. Bu kadar küçük miktar. peki bunun hepsini alıp kullanabiliyor muyuz? İşte orada da problemler var çünkü dünyadaki tatlı suyun yüzde 68.3'ü buzullarda yer alıyor. Yani bu da anlamsız bunu da kullanma şansımız yok buzullarda yer alıyor. O %3'ün %68.3'ü de gitti. %31.4 gibi bir oranı yeraltı sularından oluşuyor. Yeraltı suları ne demek yani? Her istediğimiz anda ulaşıp kullanabileceğimiz sular değil. Bunlar için onları alıp kullanabilmemiz için bayağı bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla aslında bu %31.4'ün de belki %1'ini ancak kullanabilir durumdayız kuyular sayesinde. Peki %0.3'ü yani bu tatlı suyun sadece binde %3'ü diyebileceğimiz bir oran yüzey suyu olarak geçiyor. Yüzeyde bulunan su bu kadar çok küçük bir miktara sahip. Ve bu yüzey suyunun da %87'si göllerde yer alırken %11'i bataklıklarda yer alıyor. Yani aslında bunu da büyük bir çoğunluğu çöp bunu da kullanma şansımız yok. Yüzde ikilik bir kısmı ise nehirlerde yer alıyor ve asıl bizim çoğunlukla kullandığımız su nehirlerdeki veya göllerdeki sular oluyor. Dolayısıyla dünyada çok fazla su var. Evet bunda sıkıntı yok ama bizim oradan kullanabileceğimiz pay inanılmaz küçük. Binde birden daha küçük bir miktarını bir oranını kullanabiliyoruz. Dolayısıyla aslında kullanabileceğimiz su miktarı o kadar çok değil. Bu yüzden Dikkatli kullanmalıyız, temkinli kullanmalıyız, tasarruflu kullanmalıyız. Peki bu tasarrufu nasıl sağlayabiliriz? Kullanabileceğimiz suların miktarının azalmasını nasıl önleyebiliriz? Evdesin, bozuk musluk var. Ne yapıyorsun? Hemen takip, tamir ediyorsun. Çünkü bozuk musluk demek suyun direktmen israf olup gitmesi demek. Gereksiz kullanımı durduracağız. Ne yapacağız? Saatlerce duşta kalmayacağız. Daha temkinli ve ihtiyacımız neyse... Tam o kadarını kullanacağız. Daha fazlasını kullanmayacağız. Bu hiç kullanmamak demek değil tabii ki. İhtiyacımız olan miktarı kullanacağız ama abartmayacağız. Kirliliği önleyeceğiz. Gereksiz bir şekilde su kirliliğine sebep olmayacağız. Göllerin ya da akarsuların kirlenmesinin önüne geçeceğiz ve bunu tek başımıza yapmayacağız. Bizim yapmamızın çok büyük anlamı yok. İnsanlık olarak bunu yapmamız gerekiyor. Bunun için de çevremdeki çevremizdeki insanları da bu konuda bilinçlendireceğiz. Onları uyaracağız ve hatta kampanyalar düzenleyerek herkesin bu bilince ulaşmasını sağlayacağız. Su tasarrufuna özen gösterilen bir evle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çok güzel bir evmiş. Su tasarrufuna çok özen gösteriyorlarmış. O yüzden bunlar bozulan muslukları hemen tamir ediyorlarmış. Bu tabii ki doğru bir cümle olur. Uzun süre ve bol su ile duş alınmaz. Ne yapılır? ihtiyacımız kadar temizliği ihtiyacımız kadar sürede ihtiyacımız kadar suyla yapıp hemen su kullanımı bitirmemiz gerekiyor. Su kirliliğine neden olacak maddeler doğaya atılmaz, doğru bir şekilde atıklandırılır, mümkünse geri dönüşümü yaptırılır zaten. Yoksa ne yaparız? Su kirliliğine sebep oluruz ve kullanabileceğimiz o suyu da kirlettiğimiz için kullanamaz hale gelir. Çamaşır ve bulaşıklar makinede yıkanır. Bu çok önemli bir cümlesinde aslında. Neden makinede yıkanması gerekiyor bunların? Çünkü elde yıkarken çok daha fazla su kullanmak zorunda kalıyoruz. Makineler suyun tüketimini azaltıyorlar. Dolayısıyla makinede yıkamak suyun tüketimini azaltıyor. Tasarruflu kullanmamıza sebep oluyor. Sebze ve meyvelerin yıkandığı suları ne yapıyoruz? Çöpe dökmüyoruz, imha etmiyoruz, lavaboya dökmüyoruz çiçeklerin sulanmasında kullanıyoruz. Böylece israfı ortadan kaldırmış oluyoruz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğinde yer alacak bu soru için. Su sertliği konusuna gelince. Su sertliği dendiği anda aklımıza iki tane iyon gelecek. Nedir bu iyonlar peki? Kalsiyum iyonları ve magnezyum iyonları. Bir suyun içerisinde eğer bu iyonlar fazlaca varsa o suya biz sert su diyoruz. Bunların az olduğu sulara ise yumuşak sular diyeceğiz. Peki bunun iki çeşidi var. Neler bunlar? Geçici sertlik ve kalıcı sertlikten bahsedeceğiz. Eğer bu kalsiyum veya magnezyum iyonları varsa, e bunlar zaten olmazsa olmazı. Bunlar varsa suyumuz serttir. Yoksa değildir diyebiliriz. Dolayısıyla bunların yanında eğer bir karbonat iyonu bulunuyorsa bu o suyun geçici sertliğe sebep olduğunu söylememiz için yeterli olur. Neden geçici diyoruz biz buna? Serttir ama biz eğer bunu kaynatırsak bu kireç çökeceği için sertliğini giderebiliriz. Sadece kaynatma işlemini yaparak bile bunun sertliğini giderebileceğimiz için geçici sertlik olarak isimlendiriliyor. Başka ne yapabiliriz peki? Kalsiyum hidroksit katarsak yine kirecin çökmesine sebep olacaktır. Kireç çökmesi de zaten suyun sertliğinin giderilmesi demek olacak. Ne yapacağız? Magnezyum bir karbonat. Eğer bu tuz varsa suyun içerisinde bakın kalsiyum veya magnezyum var. Yani kalsiyum bir karbonat iyonları da olabilir tabii ki bu. Ve yanında <laughs> bir karbonat bulunduğu için geçici sertliğe sahip bir sudan bahsediyor olacağız. Buna kalsiyum hidroksiti eklediğimiz anda kalsiyum bir karbonat varsa eğer tuz olarak kalsiyum karbonat katısı çökecek. Eğer magnezyum bir karbonat varsa da magnezyum karbonat katısı çökecek. Yani bize sertliği veren magnezyum ve kalsiyum iyonlarından çökertme yöntemiyle kurtulmuş oluyoruz. Bunun yerine karbondioksit ve su açığa çıkacak ve dolayısıyla bu iyonlardan kurtulmamız neye sebep olacak? O suyun yumuşamasına sebep olacak. Bir de kalıcı sertlikten bahsedeceğiz. Burada yine kalsiyum ve magnezyum iyonlarımız sabit. Bunlar zaten bize sertliği veren iyonlardı. Bunların yanında klor ve sülfat iyonları varsa bu sefer buradan oluşan su kalıcı sertliğe sahiptir. Çünkü öyle kaynatarak kurtulabileceğimiz bir sertlik değildir bu. Nedir bundan kasıt? İşte kalsiyum iyonunun yanında klor varsa kalsiyum katı iyonlar vardır suyun içerisinde. Sülfat varsa kalsiyum sülfat, magnezyum klorür veya magnezyum sülfat tuzu varsa çözülmüş bir şekilde suyun içerisinde o kalıcı sertliğe sahip bir sudur. Dolayısıyla buradaki sertlikten kurtulmak için sodyum karbonat kullanmamız gerekiyor. Sodyum karbonatı kullandığımız anda ne olacak? Mesela kalsiyum klorür varsa sodyum karbonattaki kalsiyumla karbonat birleşerek çökecek. Tıpkı az önce elde ettiğimiz çökeltiler gibi eğer magnezyum klorürse mesela magnezyum karbonat çökecekti. Dolayısıyla kalsiyum ve magnezyum iyonlarının çökmesine sebep oluyoruz bir karbonat tuzu yapısında. Bunun yanı sıra ne olacak peki? Bir sodyum tuzu açığa çıkacak. Sodyum klorür çıkabilir, sodyum sülfat çıkabilir ordaki iyonlara bağlı olarak. İşte sodyum iyonları suya sertlik veren iyonlardan değildi. Dolayısıyla suyunu atmış olduk. Bu şekilde yumuşatmış olduk ki bu sodyum karbonat katısına bu ilave ettiğimiz katıya da biz iyon değiştirici reçine diyeceğiz. Neden bunu söyleyebiliyoruz? Çünkü biz onu kattığımız anda kalsiyum veya magnezyum iyonları ortamdan çekilirken onun yerine sodyum iyonları girmiş oluyor. İyonu değiştirmiş oluyor. Bu şekilde de kalsiyum ve magnezyumdan kaynaklanan sertlik kısmı gitmiş oluyor. Suyu yumuşatmış oluyor. Peki biz sert sulardan neden bu kadar nefret ediyoruz? Neden onlardan kurtulmak istiyoruz? Niye illaki yumuşak olsun suyumuz istiyoruz? Bu yöntemlere neden ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü sert sularda sabunun temizleme kapasitesi düşüktür. Ne demek bu? Sabunlar sert suyun içerisinde köpürmez. Köpürmediği gibi ne yapacak? temizlik yapamayacak. Dolayısıyla da bu köpürmediği için temizlik kapasitesini düşürdüğü için ne yapacağız? Daha fazla su ve daha fazla sabun kullanmak zorunda kalacak ki o temizliği yapalım. Yani su sarfiyatı gelmiş oldu, sabun sarfiyatı gelmiş oldu. Bütçemize de zarar, sağlığımıza da zarar, her şeye zarar. Su kullanan makinelerin bozulmasına sebep olur. Hani reklamlarda falan Ayşe teyze'ye fırça atan amcamız vardı ya Makinenin rezistansında kireçlenmeler gözükmüş falan. İşte o kireçlenmesinin, o kireçlenmenin oluşmasına sebep olan neymiş? Sulardaki kalsiyum ve magnezyum iyonları yani sert su durumuymuş. Dolayısıyla sert sulardan bu yüzden kurtulmak istiyoruz. Su borularında tortular oluşturur. Bir yerden sonra tıkanmalar gerçekleşir. ki tamirat işlemlerine girilmesi gerekir pis kokular yaymaya başlar. Kanalizasyon sistemleriniz çöker. Yani sadece bir evi, bir makineyi değil, bütün bir şehrin yapısını bozabilir suların aşırı sert olması. Yemeklerin lezzetini etkiler. Aynı malzemeleri kullanarak, aynı işlemleri yaparak çok daha lezzetsiz yemekler yapabilirsiniz. Bunun sebebi malzemeler ya da elin lezzetli olmasından çok suyun kullandığımız yemekte kullandığımız suyun sertliğinden kaynaklanıyor olabilir. Gayet lezzetsiz bir yemekle karşı karşıya gelebilirsiniz. Hatta bu lezzetsizlik sadece yaptığımız yemeklerde değil o suyu içerken de hissederiz zaten. Eğer yumuşak bir suysa içerdiği kalsiyum magnezyum iyonları sayısı fazla değilse lıkır 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 içebilirsiniz. 2-3 bardak içersiniz doymazsınız çünkü lezzetli bir suyla karşı karşıyasınızdır. Ama sert bir suyu içiyorsanız Buradaki o iyonlar senin içimliliğini, lezzetini giderdiği için bir suyu bir bardak suyu bile bitirmeden e, kenara koyabilirsiniz. Bu yine suyun sertliğinden kaynaklanan bir durumdur. Çamaşırların grileşmesine sebep olur. Daha erken bir şekilde yıpranabilir. 3 yıl giyeceğin bir tişörtü aslında birkaç ayda çöpe atmak zorunda kalabilirsiniz. Sırf onu yıkadığın suyun sert olmasından dolayı. Ve çayı bulandırır. Bazı yerlerde çay çok içimli olur. Bazı yerlerde iğrenç bir çay olur. Hemen bir bardağı bile bitiremezsin. Bunun sebebi yine o çayın demlendiği suyun içerdiği iyonlardır. Yani sertlik derecesidir. Burada şuna dikkat etmemizi istiyorum. Sabun sarfiyatını artırır dedik. Sadece sabundan bahsediyoruz. Deterjan demedik. Çünkü deterjanda bu geçerli değildir. Deterjanı etkilemez diyebiliriz. Suyun sert veya yumuşak olması oradaki deterjanın çözünürlüğünü, deterjanın köpürmesini etkilemez. Dolayısıyla suyumuz sert diye daha fazla deterjan tüketmek zorunda durumunda kalmayız. Bu sabun için geçerlidir. Su sertliğinin ölçümleri ülkelere göre farklılık gösterir. Bu cümlede şöyle önemli. Tabi hangi ülkede ne kadar, hangi değerler üzerinde durulur bu nezbere bilmek zorunda değiliz. Ama işte Fransa'da uygulanan, Fransa'da geçerli bir sertlik derecesi ayarıyla Amerika'da kullanılan uygulanan sertlik derecesi ayarı birbirinden farklıdır. Fransa'da daha sert sular daha kullanılabilir olarak kabul edilirken Amerika'da bu değer daha düşük olabilir. Bunu biliyor olmamız gerekiyor. Her ülkenin kendine özel kendi belirlediği sertlik dereceleri, sertlik ölçümleri vardır. Bir kişi tanıdığı yeni evinde daha fazla su ve sabun tükettiğini ve musluk suyunun çok kötü içimli olduğunu fark ediyor. Buna göre yeni eviyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Suda kalsiyum ve magnezyum iyon derişimi daha fazladır ki. Burada sabun ve suyu daha fazla tüketmek zorunda kalmıştır temizlemek için. Çünkü sert sularda sabunun köpürmediğini bu yüzden de sarf arttığını söylüyorduk. Yani bu abimizin su faturası birazcık daha kabarmış olacak. Sırf kullandığı su sert diye. Deterjan tüketimi artmıştır diyor. Oysa ki ne demiştik? Deterjan tüketimi, deterjanın köpürmesi suyun sertliğinden etkilenmez. O sabunun işiydi. Daha temiz bir çevreye sahiptir diyor. Ne alakası var arkadaş? Daha fazla su tüketmek zorundasın. Su israf ediyorsun. Çevren daha kirlidir hatta burada. Dolayısıyla hangileri doğrudur? Sadece birinci öncülümüz doğrudur. Cevabımız A seçeneğidir. Şimdi sudan bahsedip durduk. Suyu kirleten etkenlerden bahsettik. E, suyun sertliğinden bahsettik. Biraz da havayı kirleten etkenlerden bahsedelim. Şimdi hava kirletici deyince, havanın kirlenmesi deyince iki temel sebepten kaynaklanabilir bu. Bir doğal olaylar sonucunda hava kirlenebilir. İki yapay yani insan eliyle gerçekleştirilen olaylar hava'yı kirletebilir. Benzer gazlar hatta aynı gazlar salınıyor bunların ikisinde de. Ama doğal ve yapay diye ayırmak zorundayız. Neler olabilir doğal sebepler? Volkanik patlamalar olabilir. Volkan patlamaları sonucunda özellikle kükürt içerikli gazlar salınır. Bu da çevrenin kirlenmesine sebep olur. Veya doğal yangınlar yıldırımlar sonucunda yangınlar çıkabilir. Veya e, ormanlarda aşırı ısınmadan dolayı belli bir şekilde yangın çıkabilir. Kıvılcım oluşmuş olabilir. Yangın çıkabilir. Ve bunlar sonucunda da karbondioksit salınımı aşırı bir şekilde artar. O orman yangınından kaynaklanarak ve doğanın, havanın kirlenmesine sebep olur. Ama Tabii ki çoğunlukla bunu yapan nedir? Doğa kendi kirlettiği kendi kirliliğini kendisi zaten temizler. Onunla ilgili sıkıntı yok. Yapay olanlar. Yani insan eliyle kirletilen havanın temizlenmesi de daha zor bir durumdur. Neden? Nelerden kaynaklanıyor peki? İnsan havayı nasıl kirletiyor? Fabrikalar sayesinde. Fabrikalardan saldığı bir sürü gaz havanın kirlenmesine sebep oluyor. Motorlu taşıtlarda kullandığı petrol ürünlerinden kaynaklanan e, gaz salınımları havayı kirletiyor ve ısınma amacıyla yaktığı kömür ve petrol ürünleri yine doğanın kirlenmesine sebep olan bir sürü gazın salınmasına sebep oluyor. Peki nedir bu hava kirletici gazlar? Yani bu olaylar sonucunda hangi gazlar açığa çıkıyor da o gazlar havanın kirlenmesine sebep oluyor? Öncelikle azot oksitlerden bahsedelim. Azot oksit deyince ne gelecek aklımıza? Azot nedir? oksijen O sembolüyle gösteriliyor. Şuraya bir X koymamız yeterli. Yani bu NO gazı da olabilir, NO2 gazı da olabilir. Bunun bütün türevleri havanın kirlenmesine sebep olur. Kükürt oksitler diyeceğiz. Yine tıpkı azot oksitler gibi bunu da kükürdün sembolü ST dolayısıyla OX şeklinde göstereceğim. Çünkü kükürt ve oksijenin birleşiminden oluşan bütün gazlar bir şekilde havanın kirlenmesine sebep olabilir farklı şekillerde de olsa illa ki o havayı kirletirler. Karbon dioksit çok önemli bir gazdır. Hava kirliliğinin en önemli sebeplerinden birisidir. Karbon dioksit CO2 formülüne sahip olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Bunun yanı sıra bir de karbon monoksiti bilmek zorundayız arkadaşlar. Bunun da CO formülüne sahip olduğunu biliyoruz. Peki bunların sebep olduğu hava kirlilik olayları neler? Öncelikle asit yağmurlarından bir bahsederek başlayalım. Asit yağmuru dediğimiz olay nedir? 3 tane temel gaz var asit yağmuruna sebep olan. Asit yağmuru dendiği anda aklımıza bu 3 gaz gelecek. Bir kükürt trioksit gazı yani kükürt oksitlerden birisi. İkincisi azot dioksit gazı. Bu ikisi zaten asıl en önemli olanlar. Bir de karbondioksit gazı. Bunların çok fazla miktarda bulunduğu yerlerde asit yağmurları görülüyor. Nasıl görülüyor peki? Çünkü kükürt trioksit gazı havadaki su buharıyla birleştiği zaman yani bulutlara ulaştığı zaman ve havadaki nemle temasa girdiği anda oluşturacağı şey sülfürik asit oluyor. Zaç yağını oluşturuyor ve yağan yağmurun içerisinde zaç yağı gibi bir kuvvetli asit bulundurmuş oluyor. Benzer şekilde azot dioksit gazı havadaki su buharıyla buluştuğu anda nitrik asit oluşturuyor. Yani kezzap yağmasına sebep oluyor. Benzer şekilde karbondioksit de havadaki su buharıyla buluştuğu anda karbonik asit oluşmasına sebep oluyor. Yani yağan, normal yağan yağmurun içerisinde asidik bir yapı var. Düşük bir pH'e sahip yağmurla karşı karşıyayız. Peki bu yağan yağmur nelere sebep oluyor? Bitki örtüsünü bitiriyor. Bir sürü ağacın kurumasına sebep oluyor. Toprağa çok büyük zarar veriyor çünkü. Ve ağaçların buradan faydalanmasına engel oluyor. Direktmen tabii ağacın kendisine verdiği etki de var. Asit yağıyor sonuçta o ağacın üstüne. Tarihi eserlere büyük zararlar veriyor. Mısır piramitleri gibi önemli eserleri düşünün ya da heykelleri düşünün. Çok önemli tarihi eserler var ve bunlar asite maruz kalıyorlar. Dolayısıyla aşınmalar gerçekleşmeye başlıyor. Toprağın yapısını bozuyor. Aslında bitki örtüsünü bozan etkenlerden birisi de bu oluyor zaten. Toprağın yapısı gidiyor. Canlılığı kökünden etkilemeye başlıyor yani. Ve su canlıları bir gölü düşünün. Gölün üzerine sürekli asit yağmurları yağıyor. Dolayısıyla pH'i çok düşük bir göl suyu var. E bunun içerisinde yüzen balıklar ne yapacak? Ölüyor yavrularım. Ölüp gidiyorlar. Sırf biz doğaya bu gazları salıyoruz diye. Sera etkisi denilen bir etki var bir de. Sera etkisi denince aklımıza direktmen karbondioksit gazı gelecek. En önemli sebebi budur çünkü. E tabi bunun yanında diğer gazlar da var. Metan gazı da buna sebep oluyor. Ozon gazı da buna sebep oluyor. Azot dioksit gazı da buna sebep oluyor. Ama karbondioksit en başta gelen etken. Ne yapıyor peki karbondioksit? Bu sera etkisi nedir? Ondan bir bahsederek başlayalım. Şimdi güneşten dünyaya ışınlar geliyor. Normal süreçte ne olması gerekiyor? Dünyaya gelip sonra tekrar yansıyıp gitmesi gerekiyor. Normal süreç bu. Ancak biz karbondioksit gazını ve diğer sera etkisi yaratan gazları doğaya olması gereken çok üstünde saldığımız zaman bu dünyanın üzerinde bir yorgan gibi bir tabaka oluşturmasına sebep oluyor. Dolayısıyla dünyaya gelen ışın yansıyıp gidemiyor. Geliyor sera gazlarından ötürü tekrar dünyaya yansıyor. Tekrar yansıyor, tekrar yansıyor ve sürekli bu atmosferin içerisinde kalıyor. Bu ne demek oluyor? Bu ışınlar sürekli ve sürekli dünyanın ısınmasına sebep oluyor. Bu da zaten küresel ısınmayı doğuruyor. Sera etkisi budur. Yani İstanbul'da mesela sera etkisi çok bariz bir şekilde görülür. Birkaç yıl önce hepimiz hatırlarız. Hiç kar yağmıyordu. Uzun süre kar yağmadı İstanbul'a. Bir yağmaya başladı. dört gün boyunca durmadı o kar. Bunun sebebi ne? İşte bu sera etkisine sebep olan gazlar yıldı, yıldı, yıldı ve kar yağışına engel oldular. Yani o hava o kadar sıcak ki olması gerekenin o kadar üstünde ki bir türlü yağış düşmüyor. Kar bir yağmaya başladı. O sera gazlarını aldı, indirdi yere. Sera etkisi gitti. Dolayısıyla artık kar yağışı durmaya durmamacısına yağmaya devam etti. Sürekli de sürdü böyle önemli bir etki var ve sebebin sonucu nedir peki sera etkisinin? Küresel ısınmadır. Küresel ısınma sonucunda neler oluyor peki? İklim değişikliklerine sebep oluyor. Sıcak soğuk olması gereken yerler olması gerekenin çok üstünde sıca sıcaklıklara sahip oluyor. Hatta buzullar erimeye başlıyor bu sıcaklıklardan ötürü. E buzullar eriyince ne oluyor peki? Deniz seviyesi yükselmeye başlıyor ve canlılığı inanılmaz önemli bir ölçüde tehdit etmeye başlıyor. Hatta yok olması gündeme gelen büyük şehirler var. Sırf bu küresel ısınma yüzünden deniz seviyesinin yükselmesi sebebiyle yok olacak şehirler var dünyada. Zehirlenme deyince aklımıza karbon monoksit gazı gelecek. Tabi bunun yanında mesela klor gazı da zehirli bir etkisi sahiptir. Ama sorularda karşımıza çıkacak olan gaz karbon monoksit olacaktır. Çünkü zehirlenmelerin büyük oranda sebebi karbon monoksit gazıdır. Peki nasıl oluşuyor karbon monoksit gazı? Normalde karbon oksijenle yandığı zaman karbondioksite dönüşüp gitmesi gerekiyor. Ama mesela sobalarda zaten karbon monoksit soba zehirlenmelerinin temel sebebidir. Karbondioksit o kadar önemli bir zehir, zehirleyici etkiye sahip değildir. Ne yapıyor? Karbon tam yanmıyor. Tam yanmamak ne demek oluyor? şöyle bir tepki verip karbon monoksit olarak kalması demek. Karbon monoksiti zehirleyici yapan nedir peki? Hemoglobine. Yani kanımızda o oksijenin taşıyan yapı var ya, onun yapısına oksijen yerine karbon monoksit bağlanıyor ve orada kalıyor. Oradan ayrılmıyor. Dolayısıyla kan vücutta dolaşıyor ama oksijen taşımadan dolaşıyor. Yani anlamsız bir şekilde dolaşıyor. Bir süre sonra hücrelere oksijen gitmeyince ne oluyor? Zehirleniyorsunuz. Hatta ölüyorsunuz bu sebepten türü. Dolayısıyla zehirlenme deyince en önemli etki karbon monoksittendir. Bunu asla unutmuyoruz. Ve karbonun tam yanmamasının ürünü olarak karşımıza çıkacak. Hava kirliliği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Her zaman insan kaynaklı mıdır? Demiştik ki iki türlü kaynaklanabilir. Bir doğal sebeplerle volkan patlamaları, doğal yangınlar gibi sebeplerle gerçekleşebilir ve büyük oranda da insan kaynaklıdır. Ama her zaman olmadığı için bu ifadeyi biz doğru olarak kabul edemeyiz. Küresel ısınma hava kirliliğinin bir sonucudur. Karbondioksit salınımı fazlasıyla karbondioksit salınımı sera etkisi yaratıyordu ve bu sera etkisiyle de küresel ısınma gerçekleşiyor demiştik. Dolayısıyla bunu doğru kabul edeceğiz. Asit yağmurları hava kirletici gazlar sebebiyle oluşur. Bu da gayet doğru bir ifade oldu. Neydi bunlar? Kükürt trioksit, azot dioksit ve karbondioksit gazlarının havadaki su buharıyla tepkimesi sonucunda asitler oluşuyordu. Ve bunun yağış olarak yeryüzüne inmesi de asit yağmurlarını oluşturuyordu. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü öncüller doğru oldu. Yani cevabımız bu soru için D seçeneğinde yer aldı. Havayı kirletenlerden bahsettik. Bizim için olmazsa olmaz bir diğer konu nedir? Su ve toprak. Ve bunları kirleten bazı kirleticiler var. Yine kim kaynak, kimden kaynaklanıyor tabii bu kirlilik? Insandan kaynaklanıyor. Nedir peki bizim bunları kirletmemize sebep olan malzemeler? Deterjanlar mesela. Deterjanları çok fazla kullanıyoruz. Ve bu kullanım neye sebep oluyor? Doğaya salındığı zaman uzunca bir süre bozulmadan kalmasına sebep oluyor ve deterjan adı üzerinde zaten kimyasal bir madde ve bizim doğada uzun bir süre bozulmadan kalacak kimyasalları oraya salmamız anlamına geliyor. Bu ne demek oluyor? Bütün canlılığı tehdit ediyoruz arkadaşlar. Fazla fazla deterjan kullanarak. Bu hiç kullanmayacağımız anlamına gelmiyor tabii ki. Temizlik şarttır ama tut, tutumlu bir şekilde, düzgün bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Plastik malzemeler var. Yine tıpkı deterjanlar gibi Doğada uzun yıllar bozulmadan kalıyor bu plastikler. Ve kaldığı gibi canlılığı inanılmaz olumsuz bir şekilde etkiliyor. Okyanuslarda belli bir yerlerde birikiyor. Deniz hayatını bitiriyor. Çok fazla miktarda deniz canlısının ölmesine sebep oluyor bu plastikler. E, ne yapmamız gerekiyor peki plastiklere karşı? Geri dönüşümü önemli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Organik sıvılar yani kimya, petrol, boya ve ilaç sanayisinde üretilen atıklar. Burada kullanılan organik bir sürü madde var. İşte bitki veya hayvan temelli veya petrol temelli bir sürü malzemeyi bu e, sanayilerde kullanıyoruz ve buradan ortaya çıkan atıklar doğaya inanılmaz büyük zararlar veriyor. Ağır metallerden bahsedeceksek, ağır metallerin hani piller özellikle geri dönüşüme sokulsun diye ısrarla konuşulur. Her yerde pilleri atabileceğimiz farklı kutular görürüz. Çünkü Ağır metaller toksik ve kanserojen etkilere sebep olurlar ve bunların doğadan kesinlikle uzak tutulması gerekiyor. Bunun en önemli kaynakları da hani atık olarak doğaya gelmelerinin en önemli sebepleri de pillerdir çünkü piller yapısında kadmiyum, demir, bakır, kurşun, çinko, kobalt, alüminyum, mangan, nikel gibi ve daha birçok ağır metali yapılarında barındırırlar ve bunların toprağa ve suya karışmasına kesinlikle engel olmalıyız. Bunları da özellikle geri dönüşümü kullanmamız gerekiyor. Endüstriyel atıklar, boyalar, metal çözeltiler ve ilaçlar diyebileceğimiz ve bunu tabii ki devamı da gelebilir birçok sebep yazılabilir. Endüstride oluşan bütün atıklar su ve toprağı kirletir diye özetleyebiliriz. Deterjanlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor? Doğada kolayca bozulur. Bunun yanlış olduğunu, doğada çok uzun yıllar bozulmadan kalabildiğini ve bu yüzden önemli bir kim bu e, çevre olumsuz etkileyen çok önemli bir kimyasal olduğunu söylemiştik, e, aşırı kullanmamamız gerektiğini burada vurgulamıştık. Su kaynaklarında dağılarak zararsız hale gelir. Bu külliyen yalandır, hatta bir yerlerde birikebilir bunlar. Toprağın geçirgenliğini azaltar, azaltarak kirliliğe sebep olur. Yine bu doğru bir ifadedir. E deterjanların en önemli sıkıntılarından birisi de bu sadece suya değil toprağa da önemli zararlar veriyor. Toprağa attığımız zaman toprağın geçirgenliğini azaltıyor. Dolayısıyla bitkileri kaybetmemize, oradaki bitki hayatının, bitki yaşamının son bulmasına sebep olabilir aşırı miktarda deterjanın toprağa karışması. Sert sularda köpürmediği için sarfiyatı yüksektir diyor. Oysa ki sert sulardan bahsederken demiştik ki sert sudan etkilenen sabundur deterjanın sert sulardan etkisi yoktur. Temizlik için aşırı miktarda tüketilmelidir. Aşırı miktarda tüketiminden kaçınılmalıydı. Bunu da söylemiştik zaten. Dolayısıyla buradaki tek doğru ifademiz C seçeneğinde yer alıyor. Peki bu çevreyi nasıl koruyacağız? Bu kadar bahsettik. Dikkat etmemiz gerektiği üzerinde uzun uzun durduk. Nasıl koruyabiliriz? Fabrikalar en önemli çevre kirleticilerden biriydi zaten. Dolayısıyla bunların bacalarını sadece bacalarını değil atık kısımlarını da atıklarını attıkları yerleri de filtrelemeli, dikkat etmeliyiz, özen göstermeliyiz. Zararlı soğutucu gazlar kullanılmamalıdır. Bazı soğutucu gazlar çünkü ozon tabakasına zarar veriyor ve bunların kullanımından kaçınılmalıdır. Fosil yakıt kullanımı azaltılmalıdır. Karbondioksit salınımının en önemli sebebi fosil yakıt kullanımıdır. Araçlarımızda veya ısınma sebebiyle fosil yakıtları kullanıyoruz. Ve tabii ki fabrikalarda veya enerji üretim tesislerinde. İşte bu fosil yakıt kullanımı sonucunda da karbondioksit gazı salımı yapıyoruz. Tabii bunun yanında kükürt oksitler ve azot oksitleri de salıyoruz. Ve bunlar direktmen çevreye çok önemli zararlar veriyor. Dolayısıyla mümkün olduğunca az kullanmamız gerekiyor. Yalıtım yaparak ısı kaybını azaltmalıyız. Isı yalıtım yapmazsan ne olur? Evde ısınabilmek için daha fazla Kömür yakman gerekir veya daha fazla doğalgaz yakman gerekir. Bu da doğaya daha fazla gaz salınımı yapman demek oluyor. Bu yüzden de çevreyi daha fazla kirletmiş oluyorsun. O yüzden mümkün olduğunca yalıtımlı binalarda yaşamalıyız. Binalarımızın yalıtımını yapmalı. Böylece daha az yakıt tüketmeye çalışmalıyız. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz. Enerjiyi çoğunlukla şu anda dünyada fosil yakıtları kullanarak veya kömür üzerinden elde edebiliyoruz. Veya nükleer sebeplerle üretebiliyoruz. Ancak yenilenebilir enerji kaynakları da var. Ne gibi rüzgar gülleri gibi ne gibi güneş enerjisi gibi birçok yenilenebilir enerji kaynağı var. Bunlar çevre kirliliğinin minimum olduğu enerji kaynaklarıdır. Bunları tüketebilirsek mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanırsak çevreyi de daha az kirletmiş oluruz bilinçsiz gübreleme ve ilaçlama yapılmamalıdır. Şimdi gübreleme tabii ki bitkiler için önemli gübre yapmamız gerekiyor ki e, tarımda daha iyi verim elde edebilelim. Ancak bol miktarda gübre dökmek mantıklı bir hamle değil. Çünkü günümüzde kullanılan gübrelerin çoğu zaten kimyasal ve çevreyi kirletici etkisi de var. Sadece ideal kullanılması gereken miktarda profesyonel bir şekilde kullanma yapılmalı. Tarımda bilinçsiz gübrelemeden uzak durulmalıdır. Yani bol miktarda gübre kullanmak faydadan çok zarar verecektir. Kendi toprağını zehirleyeceksindir. Su arıtım tesisi sayısı arıtılmalı. Suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. Dolayısıyla su arıtımı yaparak daha fazla kullanılabilir suyu elde etmiş olabiliriz. Bir şekilde suyun geri dönüşümünü sağlamış olabiliriz. Geri dönüşüme önem verilmeli. Tabii ki bu olmazsa olmazımız. Aşağıdakilerden hangisi Çevreyi korumak için yapılması gereken bir faaliyet değildir. Dış cephe yalıtımı yapmak tabii ki gerekli bir faaliyet demiştik. Çünkü yakıt tüketimimizi dolayısıyla da çevre kirletme durumumuzu azaltacaktır. Enerjiyi tasarruflu tüketmek. Ne kadar az tüketirsek çevreyi o kadar az kirletmiş oluruz. Bitkilerde bol miktarda kimyasal gübre vermek. Bu tam tersine ne, ne yapmamız gerekiyordu? Gübre kullanımını. Profesyonelce yapmamız gerekiyordu. Bilinçli bir şekilde yapmamız gerekiyordu. Fosil yakıt kullanmaktan kaçınmalıyız. Mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz. Bulaşık ve çamaşırları makinede yıkayıp su sarfiyatını azaltmamız gerekiyor. Dolayısıyla deterjan sarfiyatını da savunma sarfiyatınızı da azaltmış oluyoruz bu şekilde. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğinde yer alacak bu soru için. Şimdi bir önceki videomuzun Ödüllü sorusunu çözerek başlayalım. Sonra kendi videomuzun ödüllü sorusuna geçmiş oluruz. Hangi kaptaki gazın hacmi daha büyüktür diye sormuştuk. Şimdi burada şöyle bir kavram yanılgısına girilebilir. 4 mol gaz var yani madde miktarı bunun 4 katıdır. Dolayısıyla bunun hacmi daha büyük olmalıdır gibi bir yanılgıya kapılmış olabiliriz. Ancak gazlar için demiştik ki gazlar madde miktarı ne olursa olsun bulundukları kabın hacmini tamamen kaplıyorlar. Dolayısıyla burada kap 2 litre olduğu için bunun hacmi 2 litredir. Bunun kap 3 litre olduğu için mol sayısı ne olursa olsun bakmama gerek bile yok. Miktar benim için önemli değil. Bunun hacmi 3 litredir. Dolayısıyla 2 numaralı kaptaki, ikinci kaptaki hacim birinci kaptakine göre daha büyüktür diyebiliriz. Bu videomuzun ödüllü sorusunu çözüyorsunuz. Yorumlarda paylaşıyorsunuz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Thank you